Yeni bir sorumuza baktığımızda şöyle diyor. Yukarıda verilen liderlerden hangisi okçuluk anlayışına göre hareket etmiştir? Arkadaşlar okçuluk Türklerin en önemli özelliğidir. Yani bağımsız kalma. Dolayısıyla ben böyle boyunduruk altında yaşayamam. Başka bir devletin himayesi altında yaşayamam ki Kurtuluş Savaşı bile buna örnektir arkadaşlarım. Dolayısıyla buraya baktığımda Çiçi ve Hohanye kardeştir. Asya Hun Devleti ikiye ayrıldıktan sonra Hohanye ve Çiçi egemenliğinde yaşar Türkler arkadaşım. Fakat Hohanye devletin zayıflamasıyla Çin egemenliğine girmek isteyen kardeştir. Dolayısıyla bu Oksızlığa göre hareket etmemiştir. Ama Çiçi ise bağımsız kalmak istemiştir arkadaşlarım. Ve Türkler Çin egemenliğinde yaşarken Çin esaretinden çıkmak için Kürşat liderliğinde arkadaşlarım 639 yılında 40 kişiyle birlikte Çin sarayını basmışlardır. Çin egemenliğinden çıkmak için. Dolayısıyla Çiçi ve Kürşat bizim adamlarımızdır. Yani Oksızlığa göre hareket etmişlerdir. Cevabı